Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün 2016 Corolla aracımızın kara jant olan, yani tehlike jantlarını boyayacağız. Paslanma olmuştu. O yüzden onları boyayacağız. Şimdi kapak sökme işlemine geçelim. Daha sonra sırasıyla işlemleri sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, jantımızı zımparalıyoruz, pasli yerlerini. Şu şekilde ben diğer 3 tanesini zımparaladım. Bu da sonuncusu. Sadece pasli yerlerin pasını alıyorum. Komple jant zımparlama yapmıyorum. Evet arkadaşlar, zımparalama işlemlerimiz bitti. Bu şekilde paslı olan yerleri zımparaladık. Ve şimdi tamamını komple boyayacağız siyah tekrardan. Şu şekilde vizyonlarımızı ve ön taraftaki orta jantın göbeğini maskeledik. Ayrıca aracın da çamurluklarını, yani lastiğin kenarlarını komple maskeledik. Şimdi boyama işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Boyamız normal bir boya arkadaşlar. Ucuzluklarda bulabileceğimiz boyalardan.
Evet arkadaşlar, boyama işlemimiz tamamlandı. Zaten çok fazla bir cartta paslanma, deforme yoktu. Hemen şu etrafını boyadığımızda işimiz tamamlandı zaten. Şimdi ben bu işlemi bütün jantlara uygulayacağım. Onlar da hazır, şu an zımparalı şekilde duruyor. Maskeleme işlemini yapıp bütün jantları da boyadıktan sonra işlemimiz tamamlanacak artık. Evet arkadaşlar, lastikleri, jantlar boyama işlemi bitti. Şu şekilde göstereyim. Gayet temiz bir görüntü oldu. Şöyle göstereyim. Bijonlarımızın maskelerini sökmemişiz. Onlar da daha sonra sökerim ben tekrar. Şekilde gördüğünüz gibi gayet temiz, güzel bir görüntü oldu arkadaşlar. Evet, boyama işlemimiz tamamlandı. Şimdi son olarak kapakları oturtma işlemi kaldı. Kapaklara ben bir boyama işlemi uyguluyorum şu anda. O yüzden şimdi takmayacağım. Ama o kapakların boyama işlemi bittikten sonra videonun sonunda, bu videonun sonunda göreceksiniz zaten kapakları. Sürpriz olsun biraz. Ve bu videodan sonra da o kapakları detaylı boyama anlatımını, işlemini göstereceğim arkadaşlar. Onu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Evet, videomuz bu şekilde. Şimdi kapakların tamamlanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da videomuz sona erecek zaten. Kapaklardan işlem bittikten sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, jantlarımızı boyadık. Şimdi kapağımızın montajına geldi sıra. Şu şekilde kapağımı göstereyim. Yaklaşık bir 2 günlük çalışma sonucu, büyük emekler harcayarak yaptığımız kapağımızı çelik jant görünümü verdik. Gayet güzel oldu. Kapağımızı montajını da yapıp en son işlemimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Yapalım montaj. Şuradaki sibop kapağına denk getirerek yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şimdi biz tamamını takalım. Aracın görünümüne bakalım artık. Evet arkadaşlar, kapaklarımızın ikisini bu tarafı da taktık, diğer tarafları da taktık. Bu şekilde bir görünüm sağladık. Diğer tarafa da bakalım. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel, hoş bir görüntü oldu. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.